evlilikler en az insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Bazen çiftler arasında, bazen aileler arasında uyumsuzluklar yaşanabilir. Genelde bu anlaşmazlıklara gelin ile kaynağın arasındaki huzursuzlukla eşlik edebilir. Ama öyle bir hikaye var ki yaşanan tüm anlaşmazlıkları gölgede bırakıyor. Elizabeth Duncan Birçok evlilik yapmış, sahte çekler yazmış, genel ev işletmiş ve sahte kimlikler kullanan bir kadındı. 6 çocuğu vardı. Ancak oğlu Frank onun için bir başkaydı. Bir savunma avukatı olan Frank'in her duruşmasına katılırdı. 30 yaşına kadar annesiyle birlikte yaşayan Frank bir gün annesine evden ayrılacağını söylediğinde annesi intihar teşebbüsünde bulundu. Olay sonucunda kaldırıldığı hastanede annesiyle ilgilenen hemşire Olga ile Frank arasında duygusal bir yakınlaşma başladı. 30 yaşında genç bir adam olmasına rağmen Frank hayatı boyunca annesiyle yaşadı. Daha ilginç bir şekilde anne ve oğlunun evlerinde yalnızca tek kişilik bir yatak bulunuyordu. New York Post'un belirttiğine göre komşular onları karı koca biliyordu. Aralarında en sesli ilişki hiçbir zaman kanıtlanmadı. Ancak aynı şekilde New York Post Elizabeth Duncan'ın başka bir yoluyla cinsel ilişki yaşadığını ve bunu da o gece yan dolarında kalan bir kişinin duyduğunu yazıyor. Oğlu Frank ile hemşire Olga'nın ilişkisi olduğunu öğrenen Elizabeth bu ilişkiye anında itiraz etti. Olga'nın oğlu için uygun olmadığını iddia ediyordu. Çift arasında işler ciddileşince Elizabeth de terör saltanatını başlattı. Önce Olga'nın eski sevgilisinden Olga'yı dövmesini istedi. Ancak reddedilince genç kadını taciz etmeye başladı. Tacizler o kadar fazlaydı ki Olga önce ev numarasını değiştirdi ama bu Elizabeth'i durdurmaya yetmedi. Hastaneye aramaya başladı. Elizabeth sık sık çevresine bu ilişkinin ancak ölü bedeni üzerinde yürüyebileceğini söylüyordu. Kontrolü o kadar yitirdi ki bu kez çevresini Olga'yı öldüreceğinden bahsetmeye başladı. Ancak her şeye rağmen çift gizlice evlendi. Frank düğün gecesi karısıyla olmak yerine annesinin evine gitmeyi tercih etti. Evliliği öğrenen Elizabeth Olga ve Frank'in yerine geçmesi için iki kişi kiraladı. Beraber adliyeye gittiler ve evliliği anlaşmalı olarak bitirdiler şaşırtıcı bir şekilde ikisinden de kimlik bile istenmedi. Bu sırada hamile olan Olga ve Frank arasında ilişki kesilmedi. Her şeye rağmen beraber olmayı seçmelerinin bir yana Frank eşine yeni bir televizyon ve sigorta poliçesi alınca işler çığırından çıktı. Elizabeth gelinini öldürmeye kararlıydı. Birçok kişiden yardım istemesine rağmen olumlu bir yanıt alamadı. Ta ki oğlunun bir zamanlar savunduğu bir suçlunun eşiyle karşılaşana kadar. Elizabeth 355 dolar karşılığında Olga'nın öldürülmesi için iki kişiyle anlaştı. 1958 yılının 17 Kasım gününde Olga Frank'in bayıldığı bahanesiyle oturduğu bardan çıkarıldı ve kaçırıldı. Başına tabanca ile vurularak zorla bir arabaya bindirildi. 7 aylık hamile olan Olga, başına aldığı darbeler sonucunda tabanca bile kırılmıştı. Ertesi gün Olga işe gelmeyince çevresi hemen polise bildirdi suçluyu bulmak çok da zor olmadı. Olga'yı öldüren iki suçlu polisleri olay yerine götürdü. Olga el ile kazılmış bir mezarda yatmaktaydı ve alyansa hala parmağındaydı. Bu noktada Frank'in dehşete düşmesi beklenirdi ancak annesinin avukatı olmasaydı. Los Angeles Times Frank'in annesini savunduğunu ve hatta verilen idam kararını ertelemek için elinden geleni yaptığını yazmaktadır. Frank mahkemede annesinin evliliğini bozmadığını, sadece gelişmesine engel olduğunu söylemiştir. Elizabeth son ana kadar her şeyi reddetse de mahkeme onu ve Olga'yı öldüren iki suçluyu idam etme kararı aldı. Elizabeth gaz odasına götürülürken ifadesiz bir yüz ve dik bir duruşla ilerledi ve son kez Frank'in nerede olduğunu sordu. Frank ise son ana kadar idamı engellemeye çalışmaktaydı. Elizabeth önce ardından diğer iki suçlu gaz öldü. New York Post'un haberine göre Elizabeth gaz gönderilmeden bir gece önce bir gardiyan ona suçu tekrar işleyip işlemeyeceğini sorduğunda Elizabeth'in cevabı çok netti. Oğlumu kimse benden alamaz. Daha fazla içerik için kanala abone olabilir ve beni Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.